Selam Ramazan. Merhaba. Ben Ramazan Tortop'u çok iyi tanıyorum. Çünkü yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Ama Ramazan Tortop'u tanımayanlar için kimdir Ramazan Tortop? Ramazan Tortop, Isparta Semikent'te doğmuş 1950 yılında. Tahsilatını tamamlamış, öğretmen olarak çalışmış. Ve şu anda yayıncılık yapan kısaca özü bu. Ama aynısına girdiğimiz zaman Serengeti'de doğduktan sonra ilkokulu, ortaokulu değişik il ve ilçelerde babasının devlet memuru olmasından dolayı değişik ilçelerde okudu. Ve en sonunda Akşehir Öğretmen Okulu'nu kazanarak oraya girdi. 1968 yılında da Akşehir Öğretmen Okulu'nu bitirerek öğretmen oldu. Öğretmen olduktan sonra Isparta'da, Kütahya'da, Afyon'da, Manisa'da ve İzmir'de sınıf öğretmeni ve okul müdürü olarak 26 yıl görev yaptım. En sonunda İzmir'de emekli oldum. Şu anda da çalışırken başlamış olduğum yayıncılık mesleğine devam ediyorum. Bu arada köy öğretmeniyken başlamıştık eşimle beraber kitap hazırlamaya. Hem çalıştık 85 yılından sonra hem de 94'e kadar da yayıncılıkla ikisini beraber götürmeye çalıştım. 94 yılında emekli oldum. Şimdi işte 2013'teyiz. 28 yıldır da yayıncılık yapmışım. Yayıncılığımız aslında ucundan başlamıştık ama Türkiye genelinde özellikle ilk okuma yazma üzerine bir ekol olduk. Bu konuda uzmanlaştık. Yıllardır da biraz da ilk okuma yazma üzerine ürünler çıkarıyoruz ve her program değişikliğinde de bunu güncelleyerek öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın faydasına sunuyoruz. Tabii yayıncılıkta sırf Binus'ta kalmak da olmadı. Daha sonraki yıllarda da işte ilk önce ilk öğretime, daha sonra lise grubuna da ders kitapları falan da hazırladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sen bana soracağım ikinci sorunun cevabını da vermiş oldun. Şimdi ne yapıyorsun diyecektim. Onun da cevabını almış oldum. Peki, elinde bir sihirli değnek olsa ki bu değneği biliyorsun her zaman bulamıyoruz. Neyi değiştirmek isterdin? Valla çok zor bir soru. Yani sihirli değnekle neler yapmak istemez de. Ama bir de hayatın gerçekler var. O bakımdan çok zor bir soru. Onun için ben ona yani sihirli değneğe dokunduğum zaman dünyayı yeniden kurardım diye düşünüyorum. Çünkü öyle zor bir olay ki bu. Dünyada şimdi insanlar artık birbirine güvenmez olmuş. Kimse birbiriyle dostluklarını devam ettirmez olmuş. Her şeyden önce dünyada insanların birbirine olan güvenini yeniden test eder. Bu güvensizlik hayatı yaşanmaz hale getirmiş. İnsanlar birbirine güvenmeyince de ne dostlukları kalmış, ne iş yaparken yapacakları işle ilgili şeyler kalmış. O bakımdan bu güven olayını komple yeniden nasıl yapılacaksa, o değnek nereye dokunacaksa bunu sağlamaya çalışıyordum. Bu sağlandıktan sonra zaten şu anda dünyadaki bu işte savaştır veya buna benzer insanların birbirine kötü davranmaları zaten otomatikman ortadan kalkardı. Yani bunun neticesinde şeye getirecekti bu. İnsanların birbirine karşı olan sevgisini, saygısını getirecektir. Arkasından da dünyadaki bu savaşı kaldıracaktır. Barışı getirecektir. Artı insanların geçim sıkıntılarını dayanışma yoluyla geçim sıkıntılarını getirecektir. Huzurlu ve refah bir şekilde yaşamlarını herhalde bu denetmeye dokunacaksa oraya dokunsun isterdim. Peki, neden İzmir? Yerleşme yeri olarak herhalde İzmir'i seçtiniz. Neden? Valla şimdi İzmir bir kere en başta yaşanacak, Türkiye'deki yaşanacak en güzel şehirlerden birisi. Hatta da en önde gelenlerinden birisi. Şimdi biz tabii memleketimiz küçük. Orada iş yapma olanaklarımız daha sıkıntılı. Daha böyle rantabl olmaz diye. En son İzmir'e gelip burada emekli olmuştuk. Burada emekli olduktan sonra da bu kurduğumuz yayın işi de hatta İzmir bile değil, millet İstanbul, Ankara diyor da ben de İzmir sevdiğim için yayın işini de İzmir'den getirmeye çalışıyorum. İzmir güzel şehir.
Burada da yer düşüp kalacağız zaten. Peki EGSEN sistem hakkında önerileriniz veya görüşleriniz nelerdir? Valla şimdi bu site işlerine bizim teknik grup baktığı için ben çok ilgilenmiyorum özünde. Ama sitede insanların birbirinin tanıması, görüşmesi, işte Facebook üstünde olsun, şeyden olsun, birbirini tanımaları daha faydalı bir şey de. Ama ben yine de insanların karşılıklı oturup veya kahve içerek sohbet etmelerini, bu şekilde tanışmalarını daha çok tercih ettiğim için o bölüme ilgilenmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Ramazancığım. Gelecek hayatında sana, iş hayatında da başarılar ve mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.